Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Günaydın, Allah kazadan beladan esirgesin. Günaydın sevgili dostlar. Erkan Tan'la Başkent'ten programında bugün de hayat var. Ankara'da yine masmavi bir gökyüzü. Pırıl pırıl parlayan bir güneş. Ama Metin tam arkanı dön. İlerlerde sanki bulutlar var. Akşamüstü bulutlar gelebilir gibi bir izlenimin altındayız. Böyle bir gökyüzüyle geldik yuvanıza. Bugün de bu programda hayat var. Evet, Erkan Tan'la Başkent'ten programı dolu. Şimdi ve burada. Sloganımız bu. Bu programda hayat var. Şimdi ve burada. Günün adı 1 Ağustos 2012 Çarşamba. Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethi. Sıcak günlerin başlangıcı. Ne diyor? Eyyam-ı Bahur. Azerbaycan'ın Latin alfabesine geçmesi 2001. Büyük komutanları büyük uluslar yetiştirir demiş Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk. Efendim sağlık, umut, mutluluk dileklerimizle geldik evinize. Milletin kürsüsünde Trabzonlular var gördüğünüz gibi. Trabzon spor formasını giymiş gelmiş ağalardan biri. Onlarla konuşacağız, sonra stüdyomuza geçeceğiz. Stüdyomuzda Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım sizinle ve bizimle birlikte olacak. Efendim bir zamanlar uçak fabrikası vardı Türk Hava Kurumu'nun. Buradan başlayacağız. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nden bahsedeceğiz. Girdiğiniz an işiniz hazırmış. Bakın yanlış söylemedim. Mezun olduğunuz an demedim. Girdiğiniz an işiniz hazırmış. Konuşacağız. Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi sizinle ve bizimle birlikte olacak. Memleket iyi yönetiliyor mu? Ona bir bakacağız. Onlar toplandılar, toplantılar yaptılar. Hatay'daki meseleyi görüştüler. Türk dış politikasını görüştüler. Memleketin işini ve aşını görüştüler. Sonuçlarını ele alacağız. Son konuğumuz Süleyman Belediyeoğlu. Üniversite sınavıyla ilgili tercih için yürekleri pıt pıt atan yüz binlerce öğrenciye önerilerde bulunacak. Sizden adeta yalvarıyorum. Sizin üniversite sınavıyla işiniz bitmiş olabilir. Şu anda beni seyrediyorsanız eş dost, konu komşu, akraba arasında sınava girmiş çoluk çocuğu olan varsa arayın lütfen, haber verin, onlar da seyretsin 9.45'ten itibaren. Günaydın. Abi günaydın. Kimsiniz? Zekeriya Aydın, Trabzon'dan geldim. Hoş geldiniz. Belli zaten konuşmadan Zekeriya Bey. Teşekkür nasıl ederim. Nasıl gidiyor hayat? Nedir ya, durum? Vallahi şükür. Evet. Çok şükür. Evet. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum Allah buradan. Allah razı olsun. Siz nereden yaşıyorsunuz? Böyle bir gezme amaçlı bir gezi yaptık. 3 kişi arkadaşlarla beraber. Maşallah. Sizin programınızda aklımıza geldi. Büyük ufak düşüncemiz var. Buyurun. Müsaade edip tarz ederseniz biz bu şampiyonluk kupasının artık Trabzonspor'un müzesine verilmesini istiyoruz. Neden? Abi Yargıtay kararı verdi. Yargı verdi. Yargıtay onadıktan sonra. Yargıtay vermedi. Yargı verdi de. Yargı verdi. İlk mahkeme verdi. Yargıtay kararını verdikten sonra, onadıktan sonra federasyonun gerekeni yapmasını ve kupamızı Trabzonspor'un müzemize verilmesini istiyoruz. Fenerbahçe büyük bir camiadır. Şu anki başkan da, bundan önceki başkanlarda da daima büyük bir camiadır. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, bunlar olmadığı sürece zaten ligimizin bir zevki olmaz. Evet. Biz her zaman onların olmasını istiyoruz. Yalnız adaletli bir şekilde yanlışı kabul edip bizim kupamızın bize verilmesini talep ediyoruz. Bunu belirtmek istedik. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz size. Sizi tanıyalım. Metin Köseoğlu, Trabzon. Hoş geldiniz. Hoş Metin sağ Bey. Sağ, ne diyorsunuz? Doğru mu? Doğrudur. Katılıyorum. Ya, evet, nereden evet. Sizin oluyor kupa kardeşim? Hak yerini bulsun istiyoruz. Niye? Yani hak bu mu? Evet. Yani hadi. Fenerbahçe şike yaptı. Kararı yok ki ortada. Başkan bir takım işler nedeniyle yargılanıyor. Başkan. Evet. Evet. Fenerbahçe. Başkan Fenerbahçe'yi temsil ediyor. Yani sahaya yansımadı denilen olay. Yani bir 5 yaşındaki çocuğun bile güleceği komik bir durum yani. Başkan Fenerbahçe'yi temsil ediyor. Başkan bir yanlış yakıp yanlış yapmıştır. Bunu Fenerbahçe taraftarları, onlar bizim kardeşlerimiz, bu ülkenin insanları, bunlar kabul etsinler. Başkanın bir yanlış yaptığını kabul etsinler. Fenerbahçe kendi gücüyle, yani parayla şeyle falan değil, kendi gücüyle çok rahat şampiyonluklar kazanabilecek kapasiteye sahip çok büyük bir camiadır. Biz her zaman da ligde var olmasını isteyen bir kulübüz. Ben kendim özellikle Fenerbahçe'nin Trabzon'a gelmesini her sözden isterim. O yüzden Fenerbahçe büyük bir camiadır, saygı duyuyoruz. Ama bu şekilde kendisini küçük bir duruma düşürmesine gerek yok. Biz Fenerbahçe'nin... Her şey kupayı diyorsun. Tabii kupayı versinler bu sene bize. Çünkü bizim hakkımız
Yargıtay onadıktan sonra kupanın federasyon tarafından bizim Trabzon'a verilmesini rica ediyoruz. Başka bir söyleyecek işimiz yok. Peki siz efendim günaydın. Günaydın abi. Siz de mi Trabzonlusunuz? Evet, Trabzonluyuz abi. İyi abi, güzel. Allah bozmasın Trabzonluluğunuzu. Evet. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Aynı durumu mu söylüyorsunuz? Aynı arkadaşların görüşlerine katılıyoruz. Peki abi. Efendim hayırlı günler diliyoruz. Güle güle efendim. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Size de hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Trabzonlular geldi, derdini anlattı. Erkatan'la başkentten devam edecek efendim. Bugün de bu programda hayat var. Bakar mısınız şu güne? Ey kurban olduğum Allah, sen ne büyüksün. Dert var, tasa var, keder var, hastalık var ve hatta ölüm var. Ama bunları veren Yüce Allah derman da vermiş, şifa da vermiş, ilaç da vermiş, bu güzel gülleri de vermiş, yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar da vermiş. Gelin oralardan değil de buralardan bakalım. Allah'ın verdiği bu güzelliklerden bakalım. Allah'ım sen bunları boşuna yaratmazsın. Adını tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Senden bunu dileriz.